Evet, Turan Bey, rahmetli Nazmiye'nin babası telefon attığımızda. Turan Bey, günaydın tekrar ve tekrar başsağlığı diliyorum size. Ne söylemek istersiniz efendim? Allah. Ben mi ne söylemek istedim? Yani siz ne sormak istediniz bana O şimdi? zaman sorayım ben size. Turan Bey, Sor. siz kızınızın yaşadığı bu sıkıntılardan haberdar mıydınız? Yani size eşiniz ya da oğlunuz hiçbir şey söylemedi mi? Eşim şunu söyledi bana. Nica Hanım. Öyle böyle bir şey çıkmış dedi. Yani böyle bir kızımızdan Ali Yaşar hakkında böyle bir dedikodu çıkmış dedi. Ama bunu ben şeyde duydum. Bu kızım geldikten sonra, buraya geldikten sonra ben bunu duydum. Böyle bir şey çıkmış dedi ama biz bunu dedi bizim kızımıza sorduk dedi. Kızımız dedi ki dedi bu kızımız dedi ki bunlar iftiradılar dedi. Yani böyle bir şey ben yapma. Ben böyle bir işle hiç alakam olmaz. Yoktur böyle bir şey dedi yani. Bu iftiradı dedi. Ben bunu şeyde duydum yani. Buraya kızımız öldükten geldiğim zaman bunu dedim. Ben zaten önceden bunu duysam ben bunu araştırırdım. Ben buradan gitmezdim. Anladım. Yani kızınızın vefatından sonra eşin size bunu söyledi. Ha, kızımız vefatımızdan sonra eşim bana bunu söyledi. Zaten ben bunu duysam ben buradan gitmezdim yani. Ben o tezenekleri alırdım beri yani. Ben bunun için dibine kadar ulaşırdım yani. Giderdim bakardım bu neyin nesidir yani. Peki Turan Bey, şimdi Mehmet Ali Bey diyor ki, bu biliyorsunuz aslında kızınız son rahmetli gitmeden evvel köyde ben artık hani gideceğim babama her şeyi anlatacağım. Babam çocuklarımla beraber benim anlattıktan sonra çocuklarımla beraber beni alacak demiş. Bunu arkadaşlarına da aslında ben gitmeyeceğim ama kayınbiraderlerimi tehdit etmek için böyle söylüyorum gibi iddialar da var. Aslında kızınız o hafta sizin eve geleceğinizi düşünüyor. Ama siz de işinizden dolayı dönmemişsiniz. Size o mesela ve eşinize bazı şeyler anlattığı da iddia ediliyor. Pardon, Mehmet Ali Bey de diyor ki bence diyor Nazmiye annesine anlattı ama şu an Turan'dan yani eşinden korktuğu için anlatamıyor diyor. Var mı böyle bir şey sizce? Şimdi benim eşimden benden korktuğu diye bir şey anlatamayacak diye bir olay yok. İlla ki anlatırdı yani. Ben buraya telefon ettiğim zaman sorardım. Hani ne yapayım, ne edeyim bizim Nazmiye diye. İyiydi derdiler bana ama ben o şahslara zaten hiç güvenemezdim. Her zaman sorardım yani fırsat buldum İstanbul'a geldiğim zaman sorardım yani. Veya denizde telefon çektiği yerde sorardım. Türkiye'ye yaklaştığım zamanlar sorardım yani ne yapayım ne edeyim diye. Yani iyidir yani bir şey yok derdiler bana yani. Benim sizden ricam, siz yoktunuz orada. O 4 gün, 5 günde Nazmiye ne anlattı, ne söyledi? Öğrenebilirseniz sizden bilgi bekliyoruz. Şimdi ben öğrendiğim şudur. O Nazmiye de 5 gün gelmiş durmuş orada çabuk çocuğu olan yani tatili de okula gitmemiş uşakla gelmiş durmuş orada. Evde bunda başka bir şey yok ki yani bu ne desin daha burada yani sormuştur orada bir sıkıntın bir şeyin var mı yok herhangi bir şeyim yoktur demiş. Ben onlardan ayrıldım demiş yani onlarla yalnız o uşaklar eve gelmiş ondan rahatsız oluyormuş yani. Yalnız o uşaklar eve gelmiş ondan rahatsız oluyormuş yani. Kayınları denilen şahıs eve gelmiş ondan bir de rahatsız oluyormuş. Başka bir rahatsızlığım yok demiş ya. Kayınları denilen şahıs eve gelmiş ondan bir de rahatsız oluyormuş. Başka bir rahatsızlığım yok demiş ya. Kayınları denilen şahıs eve gelmiş ondan bir de rahatsız oluyormuş. Başka bir rahatsızlığım yok demiş ya. Peki Turan Bey, bu cinayet sizin ailenizle ilgili olabilir mi? Bizim ya hanımefendi. Şimdi bu bizim ailemizle nasıl ilgili olsun yani? Burayı ben anlamıyorum. Burayı anlatabilsem bana bir açık açık. Nereden ilgili olacak bizden diye. Şöyle ilgili olabilir. Şimdi iddialar şu yönde biliyorsunuz. Nazmiye okulun önünden ayrılırken diyor ki amcamın oğlu geldi. Keşke işiniz olmasaydı, gelebilseydiniz Ya belki. şimdi hanımefendi ben şimdi geminin üzerinde deniz suyun yüzünde ben şimdi Mart'ta geleceğim dedim onlara. Yok Şimdi yok, ben bir gelemem. şey söylemiyorum. O sizin İstanbul'a geleceğinizi duyunca eve geleceğinizi düşünmüş. Ben Hayır, Nazmiye'nin Nigar anlattığı, baba. arkadaşlarına böyle anlatmış. Nigar Babam baba. gelecek, her şeyi anlatacağım diye. Mart'ta geleceğim diyor, Mart'ta. Şimdi Nigar Hanım zaten ben böyle bir şey duysam ben atlar gemiden altına hemen buraya gelirdim yani. Böyle bir şey geçmedi yani. Yok yok, Bilmiyorum, yok mu ben öyle bir şey? size bir şey söylemiyorum zaten. Ben Evet Nazmiye'nin anlıyorum. arkadaşlarına söylediğini, yani sizin köye geleceğinizi düşünüyor. O yüzden annesinin evine gidiyor. Babama anlatacağım diyor. Ne anlatacaksa da işte bu kızı anlattırmamışlar aslında. Geldiğimiz nokta bu. Bir şey İşte anlatacakmış zaten ama anlattırmamışlar. şimdi onun zaten doğum noktası orada. Ne anlatacaksa da işte bu kızı anlattırmamışlar aslında. Geldiğimiz İşte nokta bu. Bir şey anlatacakmış zaten ama anlattırmamışlar.
Şimdi onun zaten doğum noktası orada. Şimdi amcamın oğlu ifadesi yani baba tarafından birini işaret ediyor. Şimdi amcamın oğlu derken bunun kocasının tarafında da birkaç evet, amca oğlu var yani. Bizim burada baba yani bu koca tarafından olanlara da amca derler yani. Bu Karadeniz bölgesinde demez, böyledir yani. Evet. İlla ki benim kardeşimin uşağı olacak bu diye bir şey yok. Mustafa'nın arabası yani, aynı yengem, yer. Osman arabası aynı yer. Mustafa'nın arabası yani, aynı yengem, yer. Osman arabası aynı yer. Peki Nazmi amca oğlu derken kimleri söyleyebilir? Hayır hayır. Bizim amcalarımızın oğlu. Üstelik bir de bir bordo bir araba da olacak yani yakınlarında. Bir bordo araba da olacak. Çünkü bir bordo araba var. Amcamın oğlu. Şimdi. Diyor. Sana bir şey daha söyleyeceğim. Senin o dönem borcun var mıydı kimseye? Hayır. Nazmiye'nin kaybolduğunu. Hayır kimseye. O dönemde. Benim kimseye peki, borcum yoktu. Ben borç ödedim. Nazmiye yengenden iki tane bileziğini istedin mi? Hayır. Hani bana borç ver diye. Hayır. Emin misin? Hayır Müge Hanım. Ben zaten çalıştığım iş yerinde şu anki yengemin 2000 lira altın borcunu ödedim ben. Ben onun borcunu ödedim. Ben niye... Nereden yengenin altın borcu vardı? Ali Yaşar, Sevgi Naz yengemi evlendirdiği zaman borç parayla, borç para alarak altın aldı, taktı geline. 2000 lirasını ben ödedim onun. Ama Sevgi Naz'ın. Evet. Yani sonuçta benim para ihtiyacım olup da yengemden isteyeceğine ödemem bu yanki altınla borcunu da kendime harcarım onu. Niye bu yandan altın borcu ödeyeyim? Nazmi Hanım'ın babası Turan Güner telefon attığımız demiş. Turan Bey günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Mustafa'nın arabası yani, aynı yer. Osman'ın arabası da aynı yer. Nereye bu onların Bordo yani. Bordo'ya benzer. Evet. Yani ne kırmızı ne de siyah yani. Anladım, tamam. Bordo. Nereye bu onların Bordo yani. Bordo'ya benzer. Evet. Yani ne kırmızı ne de siyah yani. Anladım, tamam. Bordo. Bordo arabayı ben pek... Bilemiyorum burada ama bizim uşaklarda iki tane vardı. Bir tane kaynımda vardı, bir tane kendi uşağımda vardı ama... Alınıp yani götürülen bordo... alınıp götürülen araba bordo ama öldürüldüğü mevkiye ya, götürülen araba ya, beyaz Hanım, diye bahsediliyor. Müge Hanım bak bordo arabası onların biliyorlar. Kimin arabasıyla gelmiş onu oradan almış isalar. Bordo araba onların bildiği bir şey. Bu aşağıda küçük bir yer yani burada büyük bir yer değil ki bu... Burada alacak onu yabancı da yani bu gidip yabancının arabasına binecek. Böyle bir şey olamaz ki burada yani. Bu ne alanlar onlar bilirler yani bunu da. Yani aslında bunu söyleyenler bilir kim olduğunu diyorsunuz. Ya biliyor tabii ya onu oradan kim geldi derdi yani. Arabanın içine buna kim geldi de bu arabanın içine gitti girdi. Peki. Demek ki orada tanışla vardı tanışların yanına gitti bu yani. Peki. Hanımefendi bak ben onların hepsinden şüphelenirim ya. Bak hepsinden, hiçbirinden geri değil yani hepsinden şüpheleniyorum. Ha, git kendinden şüphelen. Ve bu işi yapanlar onlardı da bak başka kimse olamaz. Başka birisi olsa onlar bunu biliyorlar o zaman söylerler. Yani anladığım kadarıyla burada konuşulanlar hani Ahmet'in, benim babamın, Hasan Şükrü'nün bu işte yok demesi falan da sizin için bir anlam ifade etmedi. Onu mu anlayayım? Etmez. Onların hepsi o işin içinde vardır ya. Bunu zaten bilmeseler bunlar gelinliğini alır. Katili bunu bulurlar yani. Bunu başkası bu işi yapsa bu katili bunlar şimdiye kadar bulmuşlardı yani. Bulurlardı yani. Niye uğraşmadılar o zaman bulmak için? O zamandan beri aslında uğraşıyorlar. Uğraşmıyorlar ya. O zamandan beri uğraşıyorlar aslında bakacak olursanız. Nereye bu onların yani? Bordo yani. Bordo'ya benzer. Evet. Yani ne kırmızı ne de... Siyah yani. Anladım, tamam. Bordo. Ahmet niye konuşmuyor? Yani sen bu Ahmet'i niye konuşturamıyorsun dedi. Şimdi hani gerçekten böyle bir hale geldik yani hepimiz. Ellerinden öpüyorum hanımefendinin de. Ahmet'in ben hep şunu savunuyorum. Ben Ahmet'in bu işin ucunda bucağında olduğuna eminim. Aslında dün Aile Hanım'ın röportajına baktığımızda o da emin. Sen de konuştuğunda sen de söylüyorsun. Ama... Ahmet şu anda babamla Hasan Şükrü bu işin içinde değil dediği için biz bunu konuşuyoruz. Yine onlarla beraber bu iş yapıldı dese olay bu noktada bitecek. Ahmet onlar değil diyor. O zaman biz de Ahmet'e dönüyoruz diyoruz ki kim? Mehmet Ali olabilir mi seninle beraber? Babaannenin verdiği ifadeyi destekliyor burada. Ahmet eve gitmedi diyor. Efendim evet. Mehmet Ali, evet. Ahmet, Havva Bey'e, Ali Yaşar, Ayla. Hepsi kalıyorlar işte. Kızı da almışlar. Evet. O kız da işte ne yapacak? Onun çorabını yıkayacak, onun yerini silecek, onun hayır, toplayacak. Hayır öyle bir şey yani yok. Öyle bir evde şey evde olunca herkes işini yapar. Öyle bir şey yok Müge Hanım. Ama herkes işini yapar. Siz öyle gelin diye onu oturtuyor muydunuz elim üstünde? Yok. O da çalışıyordu yani. Evde gelirsek evdeki bu kadar karışıklık yüzünden
dışarıdan bu işi yapması gereken kişi de bu ortamı görüyor. Zaten bunu bir tek aile içerisinden bilmiyorlar ki. Dışarıdan da anlatıyorlar. Bağlanıp söylüyorlar. Yani. Biliyor. Bunu yapacak olan böyle yapar. Bakar ki bunların bu kadar bir karışıklığı var. Bunlara bir şey olsa hiç kim nereden geldi, kim nereden gitti bilemezler. Yani. Tahmin edemezler. Evce gelirsek, evdeki bu kadar karışıklık yüzünden dışarıdan bu işi yapması gereken kişi de bu ortamı görüyor. Zaten bunu bir tek aile içerisinden bilmiyorlar ki. Dışarıdan da anlatıyorlar. Bağlanıp söylüyorlar. Yani. Biliyor. Bunu yapacak olan böyle yapar. Bakar ki bunların bu kadar bir karışıklığı var. Bunlara bir şey olsa hiç kim nereden geldi, kim nereden gitti bilemezler. Ha. Tahmin edemezler. Ha. Ne babası yani? Ne babası? Ben onu baba olarak görmüyorum ki ya. Göremezsin ki zaten. Hayır git. Oldun da sen buna çığımdan yaptın bu işi. Hayır git. Konuş. Gelelim cinayete. Yani Yurdanur'dan demin bahsetmiştik. Yurdanur. Bu işi yaptıysa öyle yapmıştır. Peki, bize zaten Yurdanur'u ulaştıran sizin komşularınız oldu. Evet. Yurdanur Hanım'la Havva Hanım, Nazmi Hanım'ı beraber gördüklerini söyleyenler zaten bizi aradı. Tamam. Senin haberin var mıydı yengenle Yurdanur Hanım'ın görüştüğünden? Sadece işte bir köye gittiklerini biliyordum. Kız kardeşim isteme gibi bir durum oldu. Ben de, yani ben tanıştırdım onları, köye gönderdim. Bilmiyorum. Sadece tamam tanıştırdık ama ben tanıştırdım. Ne zaman? İstemle durum oldu zaman. Peki. Dediğim gibi. Bu Yurdanur bu işi yaptıysa yengemin o dönemki bilezikleri yüzünden yapmıştır. Bu karışıklıklar da var zaten. Yani şeyleri var diye bilmiyordum. Yani Yurdanur'la da bağlantısı olsun. Arif Hocam da bu meselenin üzerinde çok duruyor. Peki ben yine işte dönüyorum aynı şeyi soruyorum. Ahmet nereden biliyor? Ya diyorum Mustafa ona. Mustafa diyor Ali'ydi Ali konuşma. Mustafa'nın diyorum arabası var ben ona nasıl takip edeyim? Mustafa dediğin Nazmi'nin abisi. Ha. Evet. Mustafa'nın diyorum arabası var diyor. Adam arabayla işine gücüne gidiyor. Nasıl takip edeyim onu? Diyor ki takip edersin git. Takip niye et. Takip ediyorsunuz gelin ailesini? Ya, onlar mı tutuyorlar diye. Ali şimdi. Şöyle dedi. Ali Müge Hanım'a bakar mısınız? O evet. Ali male kıvırmasın. Mustafa eşi şu anki eşini kaçırarak aldı. Hı. Bu dedi ki Mustafa'nın eşinin tarafı işte Mustafa kaçırdı ya işte kızlarını. Allah i̇şte ondan dolayı işte bir kinleri olur. Gelir kaçırırlar işte oradan kaçıramazlar kaçırırlar Nazmiye. Yani bir yerden bir şey. Alaka yok Müge Hanım alaka yok. Müge abla bak ben sana dedim bak polis memuru Ali sonradan geldi Van'daydı. Geldi Ali çarşıladı bunu. Dedi ki bugün dedi ki Ege kardeşi bunu çağırdı. Tek şahsi bunu. Dedi ona ki Mehmet'tir. Mehmet olması lazım polislerin bir tanesi. Dedi ki Sevit'in Mehmet Ali sen dedi bunu takip et beni ara dedi. Nasıl takip edeceğim diye çocuk altında arabası var. Ya Ali'nin arabası yok. Mustafa'nın arabası var. Ali'nin şoförlüğü de yok. Tabii tabii. Bak, Ali kim? Mustafa'nın küçük kardeşi. Bana polisin dedi aile içinde yapıldı. Kim var diye Akçabat'ta ben de dedim ki Mehmet aile Ali içinde. Sevgili Akçabat'ta. Ya, tamam kardeşim işte. Bunu böyle dediler. Ama ben inandım. Dedim ya bunun kardeşi kardeşim dedim. Dedi bu iş kardeş kardeş olmaz dedi. Siz, sen görevini ne yap? Sevittin ben Ahmet. Akçabat'tan Vafı Kebir'e kadar Allah aşkına değişen ne oldu? Ya annen arabadaydı oğlum bir şey görmedik arabada ki. Annen arabadaydı. O zaman niye gittin de polise diyorsun ki ben yapmadım uşaklarım Akçabat'taydı onlar yaptı. Ben geçen gün de söyledim. Galiba Mehmet Ali beni bu konuda anlamak istemiyor. Eğer burada biz 5 kişiden birinden şüpheleniyorsak cinayetle ilgili ya da burada birisi öldüyse eğer 4 kişi beni suçluyorsa benim de bu olayla ilgim yoksa ben ne derim o zaman bunlardan biri öldürdü derim. Öyle değil mi? Bunun başka yolu yok yani. Çünkü neden siz durup dururken beni suçluyorsunuz şimdi? Benim hiç alakam yok. Burada Murat'ı... Murat'ı etmeyeyim. Sarı kadar yan benim. Etmiyorum onu. Bir şey var ortada. Yani neden Ahmet babanla Hasan Şükrü'yü söylüyor? Şimdi babanla Hasan Şükrü diyor ki biz öldürmedik. Biz öldürmedik. Bu da bize böyle anlattığı için. Demek ki o ve onun koruduğu birileri öldürdü diyor. Yani bu çok basit bir mantık. Zannetmiyorum. Neyi zannediyorsun? Ahmet böyle ifadeyi vermek zorunda bırakıldı. Bildiği bir şey yok. Yani sadece bir... Tabii. Ben yine diyorum, yine derim. Hiç değişmem. Sadece bir yengemin atıldığı yeri mi polislere gösterdi? Tutulduğu yeri de gösterdi, her şeyi de gösterdi. Üzerine benim dediğim dedim. Sebepten bak, dolayı. Böyle vakit benim harcıyorsunuz. Dediğim sebepten dolayı. Yani benim yapmadığım bir suçla siz dördünüz beni itham ederseniz. Şimdi seni itham edelim. Bir cinayet çağındı. Biz şimdi dördümüz oturduk dedik ki Mehmet Ali işledi dedik. Yazdık. Tamam.
Sen de işlememişsin o cinayeti biliyorsun. Ne düşünürsün? Şimdi dördünüz derken ben suçlamadım abimi. Hayır, biz seni suçladık. Yeni somut bir olay. Tamam. Yani somut bir olay değil, bir olay. Biz seni suçladık dördümüz. Ama sen biliyorsun ki sen bu cinayeti işte ben dedim ki ben Mehmet Ali'yle gittim. Beni arabada durdu. O buradan bunu attı. Şöyle yaptı, böyle yaptı falan diye sana yazdım. Rahmi Bey dedi, ben de dedi işte oradaydım dedi. Biz karışmadık ama gördük. Arif Hoca böyle dedi, Ahmet böyle söyledi. Ama böyle bir şey yok. Sen biliyorsun olmadığını. Değil mi? Tamam. Ne düşünürsün? Kısaca ne düşünürsün? Tamam. Abim de o şekilde dediğiniz gibi söyledi. Beni suçladınız dedi. Tamam. Yani annem beni suçladı. Hayır ama bak Ahmet ne düşünürsün? Demek ki biz dördümüz tamam. Bu işi bilip senin üzerine atıyoruz demektir. Bunun tamam. Başka bir yolu yok. Şimdi biz abime de şunu dedik ki cezaevinde. Hı. Bir araya geldik. İlk başta konuştuk. Sonradan biz de şeyini tamamen şeyini çevirmeye başladı. Yani bize karşı olmaya başladı. Sonradan. Biz abime dedik ki tamam abi. Seni bunlar suçladı. Biz senin suçlu olduğunu biliyoruz. Ya Sevittin de aynısını dedi. Ben de. Lazım geleni söylemiyorsunuz. Ya Yargıtay onadı ya da onayacak. Eli kulağında. Yani sonuç belli. Diyoruz biz, hocam. Biz buradaki mücadeleyi neden veriyoruz biliyor musun? Benim anladığım kadarıyla. Yanlış anlıyorsan beni düzeltin lütfen. Ya ortada bir sorun var. Gerçekte caniyi, katili ortaya çıkaralım da suçsuz insanlar ceza yatmasındayız. Evet, yanlış tamam. Mı efendim? Doğru söylüyorsunuz hocam. Olayın aslı bu. Doğru mu? O halde her geçen saniye aleyhe gelişiyor. Her geçen saniye aleyhe gelişiyor. Burada sorulacak sorular var. Sorular net. Bunlardan bir tanesi Ahmet nasıl oldu da gitti yer göstermede bulundu. Bir maddi delil. İki, başka türlü cesedin üzerindeki hadiseleri nasıl tahmin etti? Nord Tornavida'yı nasıl tahmin etti? O bilgileri kimden aldı, nasıl aldı? Bu sorular sorulacak, Ahmet buna cevap verilecek ki bu işten kurtulalım. Başka türlü meseleler de var. İhtimaller var mı? Bence var. Biz burada Ahmet'in bu açık sorulara net cevap vermesini, evet. Bu verdiği cevapların da dişe dokunur, kanıtlanabilir olmasını istiyoruz. Evet hocam. Yani her ne varsa var, Ahmet bu işin içinde. Eğer babamla Hasan Şükrü yok deyince aslında Ahmet şunu yapıyor. Babamla Hasan Şükrü işin içinde yok, ben yalan söyledim diyor. Ama verdiği bu ifadelere bakılırsa o zaman bir ya da birilerini koruyor. O yüzden işte Turan'ın babası, Nazmiye'nin babası da kızmayın Turan Bey'e. Bence ben de olsam aynı şeyi söylerim. O zaman diyor ki işte bunların hepsi işin içinde. Neden? Abi. Çünkü ben eğer onları suçladıysam ve onlar şu anda işin içinde değil diyorsam... ...demek ki koruduğum başkası birisi var. Evet doğru. İlk başta da onların üzerine attım, onları korudum. Şu anda yine ben cezaevine girmeye razıyım. Şu yaşımda bu kadar yaşım kadar yatmaya razıyım. Sevdiğim biri ya da birilerini koruyorum. Ama babamla Hasan Şükrü bu işin içerisinde yok dediği zaman... Bu olayın kaçırılmasından cinayetin işlenmesine kadar geçen süreyi dikkate alırsak tek başına Ahmet veya bu işin asli faili tarafından tek kişi tarafından yapılamayacağı gerçeği de ortada. Evet. Ortada dolayısıyla tek kişi. Dolayısıyla tek başına yapamaz, Ahmet ben yaptım dese, başka kimse yok dese dahi bu olayların akışına uymuyor. İyi. Madem bu kız öldürülecekti, neden bir yerde saklanmak gereği duyuldu? Bunun cevabını veremiyorum. Onun cevabını hiçbirimiz veremiyoruz. Neden? Evet. Niye o sıkıntıyı ve o rizikoyu göze alsınlar? Evet. Tabii. Zaten bunu benim söylememin de bir önemi yok. Ben sonuçta ne olacak? Ben hukuk fakültesini bitirmişim, bitirmemişim. Yani o çok önemli değil. Ben bu işin içinde fiilen çalışan birisi değilim ki. Bugün Yargıtay... dakiplere, yani ben bir Yargıtay emekli savcısıyla tanışmıştım da hani hayran kaldım adama. Hani her şeyi ezbere biliyor. Hani bizim o böyle hani öyle mi böyle mi dediğimizden kanunları ezbere biliyor falan nasıl dedim yani. Onlar da öyle bir. Onların işi de o. Hani açıp da bakmıyor bile TCK'ya bilmem ne. Söylüyor. Onlar diyorlar ki zaten Ahmet'in anlattıklarının hepsi maddi delildir. Budur diyor. Tamam. Yani zaten Yargıtay'dan da öyle bir şey geldiğine göre zaten bunun başka türlü bir mümkünatı olmadığı, mümkün olmadığı için zaten söylüyorlar. Hani ben de söylemiyorum. Ben ne olacak söylesem ne olacak söylemesem zaten ne olacak. Normal tamam. Tatbikatlarda Müge Hanım eğer mahkemenin verdiği kararı Yargıtay bozmuşsa ve Yargıtay'ın bozma sebebini esas mahkeme kabul ederek Yargıtay'ın bozma sebebine göre yeni bir karar vermişse
artık bu Yargıtay tarafından onanacak bir karar. Tamam mı? Yargıtay işte ben diyorum ki Yargıtay niye bu kararı veriyor? Ben diyorum ki Ahmet'in içinde olmadığı hiçbir senaryonun olması mümkün değil. Evet. Bak mümkün değil diyorum. Görüntü olarak öyle. Yani %90, %99.9 falan demiyorum. Adımın mümkün olduğu kadar eminim ki Ahmet'in içinde olmadığı bir senaryo mümkün değil. Ama onunla ama bununla hiç gülme. Yani gülme, güzel bir şey de söylemiyorum senin için. Tamam, söyleyeyim. Ben sana sadece sen o sırada reşit değildin ve senin o bu işle ilgili kullanıldığını düşünüyorum. Eğer korumak istediğin kimse varsa yapacak bir şeyim yok. Ama kendini kurtarmak istiyorsan da elinde bir fırsat var diyorum. Yani bu yaştan çünkü bak bu en sonki mahkeme kararında falan senin o yaşın vesaire falan düşürülmemiş. Bunları kullanma imkanın var. Etkin pişmanlıktan faydalanma imkanın var. Abini hapse sokmamak. Belki abinin hayatını devam ettirme şansın var. Hasan Şükrü'nün. Çünkü çocuk diyor ki ben gireceğim o cezaevine diyor. Ben ne yapayım yani? Elini kolunu bağlayacak halim yok. İnşallah yapmaz öyle bir şey ama ben girmeyeceğim o cezaevine ömür boyu diyor. Bunlar için şansın var diyorum. Başka bir şansı yok. Hani sen bazen diyorsun ya gün olmadan neler doğar Müge Hanım. Yani gün doğmadan gerçekten yok olacak bir şey. Hatta kendisinin de cezaevine gireceğini bilen ve buna rağmen susan biri var. Ben ona ne yaparsam yapayım o önce kendisini sevecek. Yani o eğer babanı kendisini suçlamış olsaydı zaten. Da o girmeyecek olsaydı ayrı bir mevzuydu bu. Kendisini bile feda ediyor. Kendisini feda ettikten sonra kim ya da kimler içinse ben onu nasıl konuşturayım? Önce o kendini sevecek. Önce onu böyle bu duruma getirenler de çocuğu sevecekler, bu çocuğu sevecekler. O da kendisini nasıl sevilip sevilmediğini anlayacak, ondan sonra konuşacak. Ne desek boş. Öyle evet. Fedakarlık olmaz. Ben evet Ahmet. Ben hiçbir konuda çocuğumu ya da kardeşimi ya da bilmem neyi kendim için feda edemem. Ediyorsam sevmiyorumdur. Sevmiyorumdur. Mesela sen ne dedin? Nuh'un gemisi olsa babam bizi almazdı da kendisi atlar dedi değil mi? Diyorsun ki babam bizi sevmiyordu. Belki senin doğru. Adını verebilir. Bir insan eğer çocuğunu seviyorsa, kardeşini seviyorsa vesaire bu çocuk o sırada yaşı da küçükse bu çocuğu ateşe atmaması lazımdı. Atıldı ve o da şu anda kendince evlatlık yapıyor, kardeşlik yapıyor, arkadaşlık yapıyor, insanlık yapıyor, delikanlılık yapıyor. Kendisini de feda ediyor. Kendisini feda etmeye razı bir insanı ben nasıl konuşturayım? Kendisi feda olmuş zaten. Kendisini feda etmeyle tek başına kalmıyor. Bir de günahsız olduğunu itiraf ettiği, inandığı babasıyla abisini de aynı ateşe beraber sürüklüyor. Ama işte bir şey için ama. Ama birilerini korumak için. Evet. Tamam. Başkalarını koruma ama bazına. Yani diyor ya Mehmet Ali ben bıraktım konuşturamadım. Yani kendisini feda etmeye yani razı bir insana tek başına bu işi beceremeyeceğini kabul ettiğimize göre babayla Hasan Şükrü'nün de bu işle olmadığını samimi olarak bütün sorularımızda yoktur, ilgileri yoktur dediğine göre o zaman kendisini başka koruduğu kişiler namına feda ediyor. Onları ortaya çıkartmama düşüncesiyle kendisini evet. De şimdi babayı kişi, da abiyi de koruduğu ateşe kişi atıyor. Ne düşünceyle nasıl bir zihniyetle beraber nasıl bir psikolojisiyle beraber bu kadar şey yapıyor koruyor ben onu anlayamıyorum. Ben de anlayamıyorum. Hadi beni diyelim bizi koruyor diye düşünüyor dışarıdan çoğu kişi. Ben bundan cezaevinden çıkıp geldikten sonra çok tartıştım çok kavga ettim. Yeri geldi buna vurduk. Sevit'in abim de vurdu ben de vurdum. Bir daha vurmayın hadi. Kimseye. Yok daha vurmuyorum zaten daha ne diyeyim ben buna. Ama ilk başta bizim bundan çektiğimiz sıkıntının hat hesabı yok. Şimdi millet çıkay bilir bilmez konuşuyor atay tutay. Bizim bundan çektiğimiz sıkıntının hat hesabı yok. 6 yıldır ben bunların beraberim. Kimse değil. Kimse oradan yandan durup da konuşmasına şey gerek yok. Herkes dilini tutun ağzını tutun. Şöyle söyleyeceğim. Böyle olmuştur diye söylemiyorum. Ama biz burada mesela bu çarşamba gecesini yemeği Ahmet'in yanına ya gelen kız kardeşini. Ya bir tek çarşamba günü mü yemek götürüldü ya. Kız kardeşini vesaireyi falan konuştuk biliyorsunuz burada. Hani. Ya abla bir şey diyebilir miyim? Gitti gitti deme. Tamam demeyeyim. Yani eğer Ahmet bunu atıyorum iki tane kız kardeşiyle. Oluyor. Aslında öldürmek için de değil tuttuklarına göre iyi de baktıklarına göre. Tamam. Aslında sonuç yani niyet öldürmek olamaz. Bir gözdağı vermek var. Aldı tuttu atıyorum Ayşe kardeşiyle. İsim vermiyorum. Ne, şimdi gelmişiz bu noktaya. Ahmet zaten cezaevine geleceğini biliyor. Ayşe ile de işlemiş olsa, Hasan Şükrü ile de işlemiş olsa. Ayşe'yi feda etmek istemiyor olabilir nasıl olsa. İkisini de sevmiyor babasıyla Hasan Şükrü'yü. Mesela, kardeşlerinin mesela. Herhangi birinin ismini vermemek için Ayşe diye bir isim attım orada. Ayşe diye bir kardeşin var. Ne konu hakkında tutacaklar onu da gözdağı verecekler de işte hatayla beraber öldürecekler. Nedeni var.
Neyin eline? Gözdağı vermelerinin nedeni var o arada. Neyin var. Nedeni var? Yani biliyorsun sen de burada konuşmama gerek yok. Var, öyle bir neden de var. Yani ya bu kızı şey konuşturmamak için bir neden de var. Sen de biliyorsun, ben de biliyorum onu. Ben sana diyorum ki sana boş. O dosyayı da oku diyorum. Bak okumuyorsun boş ama iş, Mehmet boş Ali. Iş, boş iş. Okumuyorsun. Okumama lütfen vakit yok. Harcayacaksın. Okumama gerek yok. Ben yaşananları, yapılanları görüyorum. Öyle bir ortada durum verilen yok. Verilen ifadeleri kadar, okumuyorsun. Müge Hanım, bu kadar yengemi kendimce korumaya çalıştım. Demek ki ben yengem öldü. Bu işte beni utandırıyor. Ahmet bak, işin ciddiyetini lütfen anla. Reklama gireceğiz şimdi. Bu hadisenin ciddiyetini lütfen anla. Bu konuda söyleyeceğim bir şey varsa lütfen söyle. İfadelerden ziyade ben 6 yıl bundan yaşadım. 6 yılın öncesi var. Dur Mehmet Ali. İfadeleri ben hiçbir şey yapmam. Peki neden verdi ya bu adam karakolda, mahkemede, orada, burada? Sebep bunu, olanlar var. Sebep bunu, olanlar bunu açıkla böyle oğlum ya. Böyle ifade verilmesine sebep olanlar. Bunu açıkla Allah rızası için yani. Polis tornavidayı bilmeyecek. Demirlan mı sokuldu, tornavidalan mı sokuldu, kurşun izim olmayacak, bilmeyecek. O zaman hiç oturmasın orada da. Bilmeyecek. Polis tornavidayla yapıldı mı, yapılmadı mı bilmeyecek. Tornavidanın açtığı iz lan, demirin açtığı iz, kurşunun açtığı iz. Sen kendini kandır. Ben kendimi kandırıyorum. Sen kendini herkes kandır. De bu ben şekilde ne devam ki? Etsin. Hayır, sen kendini kandır. Sen polis yazdı diye bir sürü. Sen kandır kendini. Ben ne yapayım polis yani? Polis bir de Ahmet'in ifadesinde. Ortada bir gerçek var. O gerçeği anlamayıp başka bir tamam, olabilir ya. Ben ne diyeyim yani? Ben Ahmet, dün de adamı anlatmaya çalışıyorum. Beraber. Anlamıyor. Ben Ali Yaşar'la beraber oturdu. Cumhuriyet Parkı'nda bu cinayeti işledik. Bunu kimseye söylemeyeceğim diye oturdu, konuşuldu. Bunu da bir de parkta yaptılar yani. Duyulmayacak, bilinmeyecek. Parkı da eklediler oraya yani. Ahmet gidecek, böyle bir ifade verecek. Bu doğru bir şey olmuş olarak verecek bu ifadeyi. Ya bırakın Allah sen ya. Niye parkta geliniyle kavgasını da anlatan oldu? Bak tamam, anlattı. O duyuluyor da yani bir cinayet mi duyulmuyor? Yani cinayet konuşuyorsun, kimse bundan haberi olmayacak o çevrede. Duyulmayacak bunların orada cinayet konuşulduğu. O zaman bunların titremesi bağırıp çağırsaydı bunlar da hayır deselerdi o zaman duyulurdu. Duyulurdu. Tamam. Polis bile orada yok Ahmet... Babamla beraber Cumhuriyet Parkı'nda bu işi konuştuk. Babam böyle dedi, şöyle polis dedi. Polis mi yazdırmış bunu yani? Bırakın ya. Polis mi yazdırdı bunu? Niye bırakın polis ya. Mesela Cumhuriyet Parkı diğerini Atatürk Parkı yazmadı mesela? Cumhuriyet Parkı bizim ev, yengemin evinin olduğu yerin direkt karşısında. Evden çık, 100 metre sonra park. Bırakın yani Allah Atatürk Parkı'na ya. Biraz yürümeleri lazımdı. Ahmet, yürüyemediler. Ahmet de iplanda bağladığını söyledi. Kırmaçta dedi, bilmem de ne dedi. Öyle de bir şey yok ortada. Ahmet'e sor, Ahmet'e. Ahmet'e de ki bunlar niye dedin de. Badem'e. Şimdi zaman... ayakkabımı çıkartacağım ama buradan sana sallayacağım. Tamam, ama arkadaki sen... seyirciler var. Tamam. Onlara vurur diye sallamıyorum. Tamam, adamın yaparsın. Asar... Peki madem size polis böyle bir şey yazdırdı, niye bütün aile bir araya olup o zaman onlar da mücadele etmediniz? Ha bile bir adamın yanında bir araya gelebilir misin? Bizi dağıtan yıkan zaten bu. Hasan Şükrü. Bırak Allah sen Hasan ya. Şükrü. Hasan Şükrü'nün yanında buna taktik anca. Bu nereye giderse Hasan Şükrü oraya gider. Ne olursa olsun. Hep mi öyleydi? Hep öyleydi, öyle de. Bizim evimiz varken kiracı durumuna düşmemizin sebebi bu. Hasan Şükrü bana diyor ki ben kiradayım. Buranın kirasını ben ödeyeyim, siz burada kalamazsınız. Bunun tartışmasını da yaptı. Dedim ona ki, bana bunu diyene kadar ha, evim var idi, niye satıldı, bunun hesabını niye sormaysın da. Yok evine kira veriyorsun da, ben de burada kalmak zorundayım da diye bana bunu sitem ediyorsun. Neden gidip olan evini sattırıyorsun? Yani diye ona Hasan, gidip hesap sormuyorsun. Yani Hasan Şükrü ben bunun kirasını ödüyorum, siz burada kalmayın dedi size. Dedi, tartışmasını yaptı. Ama ben de ona ne dedim? Ben burada kalıyorsam mecburiyetti. Ahmet'i kapıya attığı zaman da yattı demin. Mecburiyetti. Ahmet'i kapıya attı ya. Birinci sınıf öğrencisiymiş çocuğunuz. 5 Ekim'den bu yana kayıp. 46 gündür kendisinden hiç haber alamıyorsunuz. Siz eşinizden ayrılmışsınız. Önce Denizli'de yaşamışsınız kızınızdan. Siz Bodrum'a taşınmışsınız Fatma Nur'la. 4 yıl orada yaşamışsınız. Sonra tekrar Denizli'ye gelmişsiniz. Fatma Nur kaybolmadan bir gün önce de bir otele yerleşmişler. Denizli'de. Ertesi gün onun yanına döndüğümde kullandığı telefon ulaşılmıyordu. Hiçbir şeysini almamış otelde. Aile Balıkesir Burhaniye ilçesine bağlı Pelit köyünde yaşıyor. Oradan geldiler. Onların da kızları kayıp. Kızlarının ismi Hasret Kımna. Hasret 15 yaşındaymış. Hasret Ramazan Bayramı arifesinde 16 Temmuz'da kayboluyor. Belki de kızımız
bizi izler de ya da birisi ben bizim yanımızda der. Aman varmış, düğün bayram eder aile. Efendim aramızda iki konuğumuz var. İstanbul Erenköy Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nden geldiler. Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Özlem Ayaz ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Fatma Demirbaş. Hoş geldiniz. Hoş Onlar bize tekerlekli sandalye için ulaşmışlardı. Çünkü evet. Değil mi? Özellikle fizik tedavi gören hastalarımızın çok ihtiyacı oluyordu. Evet. Biz de kendilerine paylaştık tekerlekli sandalyemizi. Bugün de bize teşekkür için sağ olsun hiç gerek yoktu ama bir plaket getirmişler. Bu hafta çok bereketliyiz. Evet, maşallah. Maşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Bizim bütün hastalarımız felçli. Sadece öyle felçli mi? Hastalara yatarak tedavi hizmeti veriyoruz. O nedenle bu değerli katkınız çok önemliydi bizim ay, için. Canlarım. Zamanı da çok güzeldi. Çok güzel bir zamanda destek oldunuz. Size ve tüm ekibinize, Murat Bey'e, hastanem, hastalarım adına çok teşekkür ediyorum. Ay, çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Gerçekten sağ olun. Ben de tabii bunu yardımseverlerimiz için, hayırseverlerimizin adına alıyorum. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Aslında değil, biz bunu konuşuyoruz. Buyurun ben şöyle koyayım. Aslında biz bunu konuşuyoruz. Yani kimin felç geçireceğinin falan da hiç. Evet. Yani tabii bunu biz çok halk tabiriyle konuşuyoruz. Belki hani sporunu yaparsın değil mi? Düzenli beslenirsin falan. Tabii ki hastalıklardan korunabilirsin ama. Yani sıradan insanlar için aslında böyle hani felç dediğimiz, inme dediğimiz olaylar da o kadar aniden geliyor ve insanın hayatını alt üst ediyor ki. Hiç kimse bilmez. Hiç kimse. Evet. Her zaman herkes için. Geçin. Söz konusu edilebilecek miyiz? Ufak bir kaza sonucu, bir trafik evet. kazası olabilir, Allah evde korusun. Düşebiliriz. Birdenbire bağımlı bir insana bağımlı hale geliyoruz. Tabii ben hastalıklardan evet. bahsediyorum. Bir de tabii trafik kazaları vesaire var. O trafik kazalarını da anlamak mümkün değil. Deli gibi araba kullanıyorlar. Ama yani neden anlayamıyoruz? Yani geçen gün yine bir taksiye bindim. Adamcağıza. Bütün yol boyunca anlatmaya çalıştım. Yani kullandığı aracın bir araç olduğu, bu aracın bir durma mesafesi olduğu. Yani şu kadar yaklaşırsan durabilir, bu kadar Bilen yakınlaşırsan, mesafesi. Evet bu kadar hızla bu kadar yaklaşırsan evet. durmaz. Evet. Bak bunun formülü var evet. falan diye. En son atacaktı beni taksiden ama anlattım. Ama yine hiç anlamadı. Yine beni bıraktıktan sonra vın diye gitti yani. Sizden günah gitti. Siz gerekli vatandaşlık görevinizi yaptınız. Ama yaptım bilgilerinizi ama. Aktardınız. Ama yani biraz da karşıdakinin de bunları duyma ve kafasına yerleştirme kabiliyeti olması lazım. Bunu evet. kendinde kabul etmesi lazım. Evet ama vallahi Rambi güzel güzel anlatıyorum yani. Bak yani hiç kızarak falan. Bak kardeşim hani böyle bak bu aracı imal etmişler. Böyle yaparken şöyle bir işte freni şu kadar da durur, bu kadar da durur. Senin aracın bu kadar kiloda başka bir kilo tonajda bir araç vurursa şöyle olur. Anlatıyorum. Sonra artık annem de diyor ki artık yeter diyor yani Müge valla diyor. Evet. Bir kendini rahat bırak diyor. Bırakamıyorum. Aynı kişi Hollanda'da ya da Belçika'da ya da İsveç'te araba kullansa orada uyar burada uyumaz. Evet. Neden? Böyle caydırıcı cezalar. Var. Evet. Siz kim bilir nelerle tabii karşılaşıyorsunuz. Evet. Çok önemli bir hizmet veriyorsunuz. Evet. Sizin işinizi ne kadar gönülle yaptığınız zaten bize ulaşmanızdan belli. O yüzden ben size ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah Allah şifa versin hastalarımıza çok da. Çok teşekkür ederim. Hafta sonu. İyi hafta sonları dileyelim. Abi, hocamın bir teşekkürü vardı evet. O 9 yaşında çok sempatik, sapsarı bir oğlum var Hayraboğlu'dan. Berke Bölek. Ona buradan el sallıyor. Tamam sallayalım Berkeciğime de buradan evet. el. İyi bir hafta sonu geçirin efendim. Amin. Ve lütfen bu iyi hafta sonunu geçirirken de biraz mantıklı davranalım. Sevgi dolu davranalım. Yani herkese iyi gözle bakalım. Varsa eğer hatalarımızdan da vazgeçerek davranalım. Yani artık geldik gidiyoruz. Hatayı kabullenmek büyüklüktür. Ve o hatadan ders alıp ikinci defa aynı hatayı yapmamak yine bir insanlık görevidir. Bak taksici kardeşim sana da söylüyorum. Evet. Öpüyorum seni de. Ama yani yavaş. Evet. Pazartesi yavaş günü görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.
Nazmiye de yani ya bir de Nazmiye zaten çok küçük evleniyor. Biz Nazmiye falan diyoruz. Nazmiye de bir çocuk yani. Çocukken gidiyor, evleniyor, bu ailenin arasına giriyor. Ben çok üzülüyorum yani. Nazmiye bir sembol aslında Türkiye'de yine. Dün izleyicimiz mesaj göndermişler. Hep Ahmet demişler ki Ahmet aslında sorunun cevabını vermedi. Nasıl? Sen sorunun cevabını vermedin yani. Ben sordum, Rami Bey sordu, mi sordu. Çarşamba günü Nazmiye'ye yemek götürüldüğünü nereden biliyordun? Şey yaptık. Neyi yani anlatıyor? Şu yengemin anlattığı bir şey var. Hı. Bunu Turan'dan saklıyorlar şu an. Turan Güner'den, Ayşe Hı. Güner saklıyor. Annesi saklıyor yani saklıyor. Babasından. Hı. Ya söylese diyecek şimdi ki bu zamana kadar böyle şeyler vardı da sen neden bunu zamanında söylemedin? Şimdi kızımız öldü. Yengem öldü. Çıkıp bunu şu an söylese Turan onlar orada keser. Hı. Resmen keser yani ki bu kadar şey vardı da zamanında niye söylemediniz? Şimdi yengem ama öldü. Ama Nazmiye, yani rahmetli Nazmiye'nin annesi de ne olursa olsun sence açıklamaz mıydı bugün bunu yani? Açıklamaz. Şu andan itibaren açıklamaz. Her şey geçti çünkü. Zamanında yengem sakin açıklasaydı belki olaylar çok daha farklı olurdu. Ha. Belki alırdılar. Hala hı yedi arkadaş ya Rabbim ya. Ya tamam. Belki alırdılar yengem diyelim boşardılar alırdılar. Ha. Orasını bilemem ama yani şu anki siz durumda. Siz şunu biliyorsunuz yani anne aslında biliyor. Yani biliyor, saklıyor. Nazmiye'nin annesi biliyor ama kendi şu anda kocasından çekindiği için gerçekten... Hadi söylesin, anlatıyor. Yengemin anlattığını söylesin bakalım ne oluyor. Kocası ben eminim ki çıkıp diyecek ki bu kadar şey vardı zamanında bana niye söylemediniz de bu kız şimdi öldü gitti. Tamam belki hadi. Diyecek iyi ki anlattın bak işte hani, aslında öyle düşünülmesi lazım değil mi? Yani bunu saklamaması ve anlatması lazım eğer senin iddian doğruysa. Ya işte hani o son gittiğinde de... Akçabat'ta konuşuluyor sağda solda. Evet. Bence o kavga o yüzden oldu köyde. Sözü yayıldı. Evet. Yenge oraya çıktı gitti tekrar geri gelmeyecekti. Ben de yengenin babasını beklemek için o kadar uzun süre evet. Zaten annesinde kaldığına eminim. Yani. Çünkü baba Türkiye'ye geliyor İstanbul'da. İstanbul'dan şimdi oraya da gelecek. Olduğunu biliyorduk Müge Hanım. Ama İstanbul'a gelmiş normalde değil mi? Yani söylemiyorum evet. İstanbul'dan Trabzon'a gelmesi lazımdı. Fakat adamcağız gelmiyor. Gelseydi gemi, olayların rengi tamamen değişebilecekti. Gemi İstanbul'a geldi miydi? Tekrar bir iş çıkar gider. O an gelip gitmesi geminin şeyine şey yapmaz. Hayır onlar İstanbul'a geldi ya yani eve gelecek diye yani, beklerlerken evet. Gelemiyor. Gelemediği için de Turan Bey kız alıyor çocuklarını eve geliyor. Amin. Mesela Nazmiye en son çocuklarını alıp annesinin evine gittiğinde belki yine terk etmek için girdi. Mehmet ile sabah kavga etmiş. Ahmet de istemiyor hırgür var. Bütün konu komşu söylüyor. Evde iki tane çocuğu istemiyor kadın. Kendi iki tane çocuğu var rahatsız. Evde iki tane kayınbirader var. Onlardan da rahatsız. Konu komşu da bak neler anlatıyor. Ben de olsam ben de istemem. Ya. Çünkü kusura bakmayın. Güner ailesine buradan söyleyeceğim. Abisine de, annesine de. Anneye bir şey söylemek istemiyorum. Genç çocuğunu kaybetmiştir. Ama ve lakin yine de burada biz ne anneler görüyoruz. Bildiği çok şey var konuşsun. Bu kıza niye mesela sahip çıkmadıklarını evlilik hayatı boyunca ben merak ediyorum. Ben ya kızımı bırakmam. Çıkmadım. Bir ya, tane kayınbirader evde otursun. Ya, kim tamam. Bırakır? Herkes gider bir şekilde müdahil olur. Ya, sonra bu dedikodular çıkıyor. Ama yani bütün niye? Bunlar annesinin kulağına gidiyor mu? Gitmiş tabii söyledi gitmiş konuşmuşlar. Ya Rami Bey tamam vurdu vuruyordum bağlananlar oldu. Yengem gitmiş anlatmış onlara ben onu dövüyordum bilmem ne yapıyordum. Ya evet. Karşımdaki sonuçta bir kadın. Bu ne kadar olmasa ben ona vursam bu onda bir etki yapar. Değil bak, vurmak. Hayır. Bak bir şey söyleyeceğim siz bunu yanlış anlıyorsunuz. Ya yanlış ya hayır, değil bak, vurmak. Bak, değil Rami vurmak. Bey bak siz bunu yanlış anlıyorsunuz. Ya benim kocam yok evde şehir dışında. Ben onun iki tane erkek kardeşiyle ne işim var benim evde ya? Aynı evde kalamam. Elbette anlıyorum ama yani, mecbur kalamam. Ben iki tane aynı çocuğum evde, var. Aynı hayır, evde kalınmaz. Tane, Rami Bey iki tane çocuğum var. Hayır. İstersem sokaktan onlara bir tane döner alırım. Akşam yemeği yaparım yapmam. Arkadaşım gelir gider. Ne işim var benim onun iki tane kayınbiraderiyle evde? Ya kardeşim şimdi yani. Tamam buna bir aile de demez mi? Ne oluyor siz bu kızı aldınız ama kocasını gönderdiniz öteki tarafa Artvin'e. Bu kız burada tek başına, yaşlı babaanne 90 yaşında, iki tane kayınbirader, iki tane hasta çocuk. Hiç uygun değil, uygun değil. Ama ne, o zaman niye anne baba, bir de dedikodular çıkmış, niye acaba devreye girmediler? İşte, yani bunları yani bu Nazmiye dedikodular... Hanım'ın annesinin, babasının, abisinin çıkıp anlatması lazım. İşte ama annesinin, babasının, abisinin bu olaylardan, bu sıkıntılarından, rahmetlinin sıkıntılarından haberi var mı? Babasının haberi yok ama annesinin haberi var. Ha var mı diyorum işte onu söylüyorum. Babasının haberi yok ama. Annenin yok.
Annenin var. Annenin var. Acaba baba da bunları geldiğinde öğrenme imkanını bulamadan mı bu Nazmiye'nin başına bu işler geldi? İşte aynı veya öyle babanın oluyor. Duymasına... Aynen öyle oluyor. Babanın şey. Duymasına fırsat verilmeden mi Nazmiye ortadan kaldırıldı? Aynen öyle. Rami Bey. Yurdanur Hanım da... Peki pazar günü yani kaybolmadan bir gün evvel babaannenin dediği gibi sen Yurdanur... Orasını sen... hatırlamıyorum. Hatırla... Ama eve o zaman kesin hatırlamıyorum. Yok demiyorsun ama değil mi? Olabilir. Hatırla... Ama eve o zaman kesin yok demiyorsun ama değil mi? Olabilir. Yani yok demiyorum, olabilir. Yani gelebilir ama yani. Hatırlamıyorum. O gelebilir. Çünkü yengemle beraber diyelim bu kız isteme durumundan ben kendim gönderdim. Abi çünkü babaannen diyor ki kaybolmadan önce yani pazar akşamı o köyden geldiğinde Yurdanur da eve geldi. Mehmet Ali de evdeydi şuradan hatırlıyorum diyor. Dedim ki Mehmet Ali'ye geç oldu saat Yurdanur'u al sen işe giderken bırak. O da hayır istemedi ben Mehmet Ali ile çıkmam dedi diyor. Babaanne de böyle anlatıyor pazar günü. Onu hatırlayamıyorum. Şimdi Müge abla orada bir de var. Müge abla bu işi bir başkası yaptıysa şöyle yapmıştır. Bakın benim yanımda çalışan kadın Yurdanur bu işte diye şöyle evet. Yaptıysa bunu nasıl yapmıştır? Yani yengemle benim iş yerimin arası 200 metre. Yani yengemin mahallesinden sahil kıyısındaydı zaten restoranım, çalıştığım restoran. Yani yengemin mahallesinden sahil kıyısındaydı zaten restoranım, çalıştığım restoran. Yani yengemin mahallesinden sahil kıyısındaydı zaten restoranım, çalıştığım restoran. Yani yengemin mahallesinden sahil kıyısındaydı zaten restoranım, çalıştığım restoran. Yani yengemle benim iş yerimin arası 200 metre. Yurdanur Hanım da sen ayrı o ayrı şeylerde çalışıyormuşsunuz. Şimdi şöyle. Saatlerde. Ben işin düzenine göre, gidişatına göre belli bir süre gündüz, belli bir süre gece çalışıyordum. Yani aynı saatlere denk geliyordunuz. Denk geldiğimiz günler de oldu. Yurdanur sürekli gündüz çalışıyordu. Bulaşıkçı gündüz çalışıyordu. Gece bulaşıkçı bayan kalmıyordu. Ben de gündüz çalıştığım dönemlerde ondan beraber çalışmışlığım oldu. Ben oraya bir şey diyebilir miyim? Şimdi bir dakika. Hemen. Bir hafta Nazmiye evde yok ki diyelim. Bundan çalışın ya. Nazmiye'nin o akşam eve geldiğini Nurdagül kimden öğrendi? Ne dedi? İlla ki sordu buna ki. Yengem burada mı? Hava istemeye gelecekler. Yengenler de görüşeyim ondan. Ona da cevap versin. Ben orayı hatırlamıyorum ki. Hatırlamıyorum. Yok her şeyi hatırlayacaksınız. Yok. Müge Hanım burada. Ne? Burada cevaplasın. O kadını bize takan bu Mehmet Müge abla. Dünya meşakkat burada. Ne burada? Dünya burada. Meşakkat da burada Müge Hanım. Meşakkat mı? Yani işin içi baş ve başı bu. Tamam. Söyleyecek. Yani yengemin mahallesinden sahil kıyısındaydı zaten restoranım çalıştığım restoran. Yani yengemin mahallesinden sahil kıyısındaydı zaten restoranım çalıştığım restoran. Yani yengemle benim iş yerimin arası 200 metre. O Akçabat, o park, denilen adı geçen park deniz kıyısında. Çocuk parkı da var orada, çay bahçesi de var orada. En rahat konuşulacak yani bir yerde dinlenme hayır, şansın Müge Hanım. Var, duyulma şansın var. Birini parka götürüp en rahat şekilde orada hayır, konuşabilirsin açık alanda. Geleni gideni çok oranın. Hemen yanında balık barakaları var, balıkçı barakaları var yine. Oradan balığını tutan kıyıya satıyor. Ayrıyetten Trabzon'dan... Orada da mı balıkçı barakaları var? Hemen yanında balık barakaları var. Balıkçı barakaları var yine. Oradan balığını tutan kıyıya satıyor. Ayrıyetten Trabzon'dan... Orada da mı balıkçı barakaları var? Var. Trabzon'dan gelen bir minibüs çoğunlukla o parkın önünde duruyor. Çok kişi oradan iniyor. Çok kişi oradan binip istediği yere gidiyor. Yani orası bir minibüse binme merkezi gibi bir yer. O Akçabat, o park denilen adı geçen park deniz kıyısında. Çocuk parkı da var orada, çay bahçesi de var orada. En rahat konuşulacak yani bir yerde dinlenme şansın var, duyulma şansın var. Birini parka götürüp en rahat şekilde orada hayır, konuşabilirsin Müge Hanım. Açık alanda. Geleni gideni çok oranın. Hemen yanında balık barakaları var, balıkçı barakaları var yine. Oradan balığını tutan kıyıya satıyor. Ayrıyetten Trabzon'dan... Orada da mı balıkçı barakaları var? Var. Trabzon'dan gelen bir minibüs çoğunlukla o parkın önünde duruyor. Çok kişi oradan iniyor, çok kişi oradan binip istediği yere gidiyor. Yani orası bir minibüse binme merkezi gibi bir yer. Trabzon'dan gelen bir minibüs çoğunlukla o parkın önünde duruyor. Çok kişi oradan iniyor, çok kişi oradan binip istediği yere gidiyor. Yani orası bir minibüse binme merkezi gibi bir yer. Trabzon'dan gelen
Bir minibüs çoğunlukla o parkın önünde duruyor. Çok kişi oradan iniyor, çok kişi oradan binip istediği yere gidiyor. Yani orası bir minibüse binme merkezi gibi bir yer. Çünkü yengemle beraber diyelim bu kız isteme durumunda ben, ya ben kendim gönderdim. Çünkü yengemle beraber diyelim bu kız isteme durumunda ben, ya ben kendim gönderdim. Çünkü yengemle beraber diyelim bu kız isteme durumunda ben, ya ben kendim gönderdim. Çünkü yengemle beraber diyelim bu kız isteme durumunda ben, ya ben kendim gönderdim. Çünkü yengemle beraber diyelim bu kız isteme durumunda ben, ya ben kendim gönderdim. Yudanır Hanım, senin yalan söylediğini söylüyor. Ben hiç köye gitmedim, Nazmiye ile köye gitmedim. Aile suçu benim üzerime atmaya çalışıyorlar. Evet. Gitti Müge Hanım. Çünkü yengemle beraber diyelim bu kız isteme durumunda ben, ya ben kendim gönderdim. Evet. Gitti Müge Hanım. Öyle mi? Telefon attığımızda bir izleyicimiz var. Efendim günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz hanımefendi. Buyurun. İyi günler Müge Hanım. İyi günler efendim. Buyurun. Nereden Kolay arıyorsunuz bizi? Akçabat'tan. Trabzon'dan arıyorum ben. Benim oğlum şu an tabii okula gidiyor. Benim oğlumla Nazmiye Hanım'ın oğlu aynı okula gidiyorlardı ama sınıfları ayrıydı. Aynı anı bir şey. Ben getirip götürürken Nazmiye Hanım'ı Yurdanur'la birlikte gördüm. Gören kişiyim. Benim oğlum şu an tabii okula gidiyor. Benim oğlumla Nazmiye Hanım'ın oğlu aynı okula gidiyorlardı ama sınıfları ayrıydı. Benim oğlumla Nazmiye Hanım'ın oğlu aynı okula gidiyorlardı ama sınıfları ayrıydı. Benim oğlumla Nazmiye Hanım'ın oğlu aynı okula gidiyorlardı ama sınıfları ayrıydı. Aynı anı bir şey. Ben getirip götürürken Nazmiye Hanım'ı Yurdanur'la birlikte gördüm. Gören kişiyim. Aynı anı bir şey. Ben getirip götürürken Nazmiye Hanım'ı Yurdanur'la birlikte gördüm. Gören kişiyim. Sonra bu yayla lokantasına, kusura bakmayın ismini de veriyorum. Daha önce verildi diye bu lokantanın adı. Oraya Nazmiye çocuğunu getirdi, orada da gördüm. 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 Hatta düşünmüştüm yani bu kadının bununla ne alakası vardır diye. Yani gördüm. Yani keşke ispatlayabilsem, hani o zamanlar bu evet. Cep telefonlar bu kadar da yaygın olsaydı da çekebilseydim ama gördüm. Yani o zaman Yurdanur Hanım'ın hayır ben hiç tanımıyorum sadece çocuğunu oraya getiriyordu demesi doğru değil sizin bu ifadenize göre. Gördüm. Gördüm. Ben onunla beraber ayaküstü konuşurken de gördüm yan yana o eski şimdi plakani iş merkezi oldu orası. Elon'la beraber ayaküstü konuşurken de gördüm yan yana o eski şimdi plakani iş merkezi oldu orası. Elon'la beraber ayaküstü konuşurken de gördüm yan yana o eski şimdi plakani iş merkezi oldu orası. Elon'la beraber ayaküstü konuşurken de gördüm yan yana o eski şimdi plakani iş merkezi oldu orası. Elon'la beraber ayaküstü konuşurken de gördüm yan yana o eski şimdi plakani iş merkezi oldu orası. Hatta hemen bitişiğimiz de böyle züccaciye benzeri de bir yer vardı. Oradan da alışveriş yapıyordu bu Yurdanur. Oraya bayağı bir böyle boz takıntısı vardı. Kadın uğraşıyordu almak için parasını. Herkes gördüm yani bu. Onun için zaten Yurdanur ismi ortaya çıktı. Damla Pastanesi o güzergahta yürürken de gördüm. Damla Pastanesi o güzergahta yürürken de gördüm. Yani birden fazla gördünüz ya. Birden fazla gördünüz. Tabii bir kere görmedim. Birkaç kere gördüm. Yani işte şimdi yani çok Allah teşekkür ediyorum size. Yani bir de böyle bir yani zaten eğer sizler olmasaydınız biz Yurdanur Hanım diye birini bilmiyorduk ki. Zaten siz ve sizin gibi gördüğün beraber Nazmiye ile Yurdanur'u gördüğünü söyleyen izleyicilerimizin sayesinde biz de Yurdanur Hanım'a ulaştık. Yani çok teşekkür ediyorum size de. Çok sağ olun efendim. Hatta hemen bitişiğimiz de böyle züccaciye benzeri de bir yer vardı. Oradan da alışveriş yapıyordu bu Yurdanur. Oraya bayağı bir böyle boz takıntısı vardı. Kadın uğraşıyordu almak için parasını. Herkes gördüm yani bu. Onun için zaten Yurdanur ismi ortaya çıktı. Hayır yani Nazmiye ile onu yan yana gördüğünüzde sizi şaşırtan dediniz de ne işi var bu kadının hani Nazmiye'nin
Yurdanur'un yanına dedim yani. Neden öyle düşündünüz? Evet, evet. Yani şaşırdım çünkü değişik tipte bir kadındı hani Yurdanur. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun kızım. Gördüklerini, bildiklerini söyle kardeş. Yurdanur Hanım'ı da çok iyi tanıyorum. Aynı sokak, yani aynı güzergah üzerinde oturuyorduk bu yeni taşındığı yerde. Uşağın parası var, parası yani. Da vardı. Uşağın parası vardı. Şimdi ineklerini sattı köyden aşağı geldiği zaman. Fümiller 600 bin lirada ineklerinin parası vardı üzerinde. Şimdi ineklerini sattı köyden aşağı geldiği zaman. Fümiller 600 bin lirada ineklerinin parası vardı üzerinde. Şimdi ineklerini sattı köyden aşağı geldiği zaman. Uşağın parası var, parası da vardı. Fümiller 600 bin lirada ineklerinin parası vardı üzerinde. Fümiller 600 bin lirada ineklerinin parası vardı üzerinde. Fümiller 600 bin lirada ineklerinin parası vardı üzerinde. Evde parası var, biliyorduk ya. Uşağın parası var evde. Kim veriyor? Parası olan kişi. Hasan Şükrü veriyor. Parası olan kendi kişi. Kendi ineklerini sattık önceden aşağı geldiği zaman. Parası yani? Da vardı. Fümiller 600 bin lirada ineklerinin parası vardı üzerinde. İyi oldu diğer. Hangi vesileyle? İşte Mehmet Ali vesile ettim Ümge Hanım. Bunu bizim başımıza tanıştıran eden Mehmet Ali. Yalnız havanın havanın olayında da beraber çalışıyordular. Tamam. Mehmet Ali de çalıştığı lokantada evet. Bulaşıkçılık yapan bir kadın. Daha önceden görmüştür, etmiştir, tanımıştır, bilmiştir. Yani hedeflerini belirlemiştir. Yakınlık tesis etmenin yollarını aramıştır falan yani. O da işte şey sırasında, çalışma sırasında geçen laflar evet, dolayısıyla. Tabii öncesini... Ha, yani birbirine uymuştur hadise. Olabilir hocam. Ben... Zaten en basiti şunu söyleyeyim. Biz Yurdanur Hanım'a nasıl ulaştık? Biz Yurdanur Hanım'ı bizi oradan arayan izleyicimiz sayesinde ulaştık. İkisini Nazmi ile yan yana görüyordum diye arayan izleyicimiz sayesinde ulaştık. Şimdi eğer yani, o olmasaydı biz bulamayacaktık ki Yurdanur'u. Bütün mesele bu yani. Tabii aslında o haberi bekleyenlerden biri de Ahmet ama Ahmet daha böyle günde olmadan neler doğar Müge Hanım tadında. Evet. Ama 9 yıldır bu programda gördüklerinden sonra benim uzaktan gördüğüm kadarıyla şahsi kanaatim birçok duygunuzu ve yaşam biçiminizi değiştirmiş bir insansınız. Aynen doğrudur. Bu bize aslında şunu gösteriyor. Demek ki sadece eğitim okulda işte kara tahtayla ders notlarıyla falan olmaz. Özellikle tüm dünyada evet. Televizyon ekranları da bir eğitim aracıdır. Eğer doğru kullanırsanız, doğru bilgi verirseniz, doğru da alınırsa. Doğru. Mesela bence Rahmi Bey çok samimi söylüyorum. Bunun çok güzel bir örneği. Kendisi de kabul ediyor. Teşekkür ederim. Yani 9 yıl önce konuştuklarımızla 9 yıl sonra konuştuklarımıza baksak arada evet. Müthiş bir fark var. Yani yaş, doğru. Tecrübe, işte burada konuşulanlar, hayata başka bir bakış açısı. Gerçekleri daha rahat görme. Yani bir takım olaylara değişik bir gözlükten, değişik bir camdan bugüne kadar belki veya belli bir süreye kadar seyretmişiz. Ama belli bir süre sonra o bakış açımız belki eğitimle de üniversite tahsilini ikmal etmemize rağmen yine çok berraklaşmamış. Ama işte burada 9-10 seneden beri bir takım şeyleri daha canlı yaşayarak, daha o havayı rahat edip... Elimizi değdirerek yani olayın içine girerek, yaşayarak daha görüş açımızda pozitif bir harekete girdiğimi kabul ediyorum. Ben de çok şey öğrendim. Bu arada herkes soruyor diyor ki Nazmi Yeşim olayında neler oldu? Aslında geçtiğimiz hafta hem Yargıtay'a biliyorsunuz hani bir takım başvurular olmuştu Ali Yaşar Çam daha evvel. Şimdi Mehmet Ali Çam da Yargıtay'a bir başvuruda bulundu. Ve size orada konuşulanlardan bahsetmiştim. Onların hepsini izleyeceğiz. Bir nerede kalmıştık izleyelim mi onu hatırlayacak mıyız? Tamam orada izleyelim. Sonra röportajlarımız var. Bu geçen süre içinde neler oldu sizlere onu aktaracağım. Artık Çam ailesi yani Ali Yaşar Çam, Hasan Şükrü Çam, ablaları, annesi ve iki tane torunu Ali Yaşar Çam'la oğlunun, çocuklarda babalarının gelinip götürülecekleri günü bekliyorlar. Bir de hani öyle bir gün iki gün falan değil yani ömür boyu. Ahmet'in o bir öyle bir böyle bir şöyle konuşmaları bu iki tane insan acaba boş yere mi ömür boyu cezaevinde yatacak kuşkusunu doğurduğu için vicdanımızın bir tarafı çok acıyor. Çift taraflı üzüntünün telafi edilmesinin uğraşını veriyoruz. Bu konuyla ilgili Nazmi'nin kimin arabasına bindiğini
görenler var, var. Fakat etrafta konuşuluyor, polis gittiğinde insanlar böyle bir tutuluyorlar. Hizmetteyiz, Ali Yaşar Çam'ın evine konuk olacağız. Suçlu Zeynep, bundan bunun kızı evine girdiğini kabul et. Bu iki tane yavru ne olacak? Benim emrim yeter mi? Yetse de gücüm yeter mi? Yapabilir miyim? Yapamam. Bundan gittikten sonra benim daha kime güveneceğim? Onların aşı bagajım ben. Önümüz açılmadığı için devamlı karanlık yaşıyoruz. Gerçek katiller bulunsa biz de bir yuvamızda şen dururuz veya odumuz ocağımız olur. Belki ahım bir soframız yok. Kendimize göre bir şeyimiz var ama bu sofrayı ben hazırladığım için çocuklarıma belki de benden daha çok mutlu oluyorlar ki babam işte hazırlıyor, getiriyor, yapıyor. Bir başkasının hazırlaması benim kadar belki de mutlu edemez onları. Bilen var yani, gören var, illa var. Benim torunumun da bir suçu yok, oğlumun da bir suçu yok. Onlar hapise girerseler, ben de çocuklar gibiyim. Uçtanız çocuk biz, bizi kim bakacak? Benim torunumun da bir suçu yok, oğlumun da bir suçu yok. Ne olacak onu ben bilemeyirim. Ben boğum varsam yarın yok demem. Sözün de bitti ya. Bizi bu arada düşürenler neden buradan kaybolup gidiyorlar? Bir izleyicimize Bakbakabir Emniyet Müdürlüğü'ne ifade vermeye gittim. Onlar da o kişiyi Yargıtay Savcılığı'na yönlendirdiler. Savcı kabul ederse o da bir ifade verecek bu konuyla ilgili. Eğer Ahmet şimdi geldiğimiz noktada bu işi babamdan talimat alarak yapmadım, abim de yoktu işin içinde diyorsa, bu insanlar da onun verdiği ifadeler ve müebbet hapis cezası almanın eşiğindelerse, o zaman Ahmet bunu bir başkasıyla yaptı. Benim şahsi kanaatim bu. Hiç kimsenin içi rahat değil. Şöyle düşünüyor. Ben zaten gireceğim cezaevine. Bugünkü elimizdeki veriler beni insan olarak tatmin etmiyor. Eğer bir polis bir senaryo yazmak isterse polis nereden bilecek Ahmet'in dayısının oğlunu, ötekinin kızını vesairesini 4 sayfalık onun kırmızı arabası, bunun beyaz arabası, bunun bilmem nesini nereden bilecek? Savcıya da aynısını anlatıyor. Tesadüfen o savcı da Nazmi'nin ölü bulunduğu yere giden inceleme yapan savcı. Ahmet'i olan yerine götüren bir polis memuru aradı. Şimdi emekli olmuş. Ahmet'i olan yerine götüren bir polis memuru aradı. Şimdi emekli olmuş. Olan yerine bizi kendisi götürdü diyor. Barakayı bize gösterdi ama yalan söylüyor diyen polis memuru. Daha sonra Ahmet göstermediği halde niye oraya gitsin de cinayet burada işlendi diye yazı yazsın. Ahmet cesedin yerini parmakla koymuş gibi gösterdiği halde neden tutulduğu yeri yanlış gösterdi? Çünkü, efendim biliyorsunuz Nazmiye Çam cinayetiyle ilgili iki taraf var. Bir tarafta Ali Yaşar Çam ve Hasan Şükrü Çam var. Müebbet hapisle müebbet hapis cezası alacaklarını böyle kesinleşti. Gelin cezaevine diye. Yani bu bekleyişte çok zor. Tabii aslında o haberi bekleyenlerden biri de Ahmet ama Ahmet daha böyle günde olmadan neler doğar Müge Hanım tadında. Efendim konuyu ara verdiğimiz dönemde iki tarafında beklediği şeyler oldu. Bir izleyicimiz Yargıtay'a dilekçe verdi bildiklerini anlatmak üzere. Savcıya gitmiş. Savcı demiş ki artık bu dosya benden çıktı. Yani bununla ilgili ne yapacaksanız Yargıtay'a dilekçe vermek zorundasınız. Bunun üzerine o izleyicimiz bildiklerini Yargıtay'a bir dilekçeyle bildirdi. Eğer Yargıtay ilgilenirse yani inşallah ne denir ciddiye alınır bu dilekçede anlatılanlar. Dikkate alınabilir tabii. Dikkate alınırsa evet. Yani o bir dosyaya bir katkıda bulunmuş olacak. Mehmet Eriçam hem bu Yurdanur Hanım'la ilgili Yargıtay'a bir dilekçe verdi hem de Nazmiye'nin ailesinden de şüphelendiğini söyleyerek dilekçesini devam ettirdi. O da Yargıtay'a bir müracaatta bulundu. Ve hem Yurdanur bu müracaatında hem bu ismi geçen Yurdanur Hanım vardı biliyorsunuz. Hani küpe mevzusundan söyleyeyim evet. Hatırlarsınız. Bu sizin de hocamın da çok üzerinde durduğu bir konu. Hem de Nazmiye'nin ailesiyle ilgili şikayetçi olduklarını söylediler. Seyfettin Çam'la biz bu konuda bir röportaj yaptık. Bu yeni bir gelişme. Seyfettin neden bu şikayette bulunduklarını bize bir anlatsın. Sonra iki bandım daha var. Hani hep diyorum ya burada mutlaka konuşulanlar var. Çünkü konuşuluyor. O konuşulanlar bize de geliyor ama birileri çekiniyor. Seyfettin Bey siz Yurdanur Hanım'la ilgili bir dilekçe vermişsiniz doğru mu? Evet. Ayrıyetten yengem yukarı gidiyor. Yukarıdan gelip bir akşam evinde yatıyor. Sabahsına kayboluyor. Ali Yaşar'ı geçenlerde aradım. Rale'de Ahmet, Hava, annen, sen bizde. Ali Yaşar da böyle. Yurdanur röportajında ben Nazmiye'yi kesinlikle tanımıyorum. Köye gitmedim. Ailesiyle hiçbir tanışıklığım yok diye bir röportaj vermiş. Ama ailem Ali Yaşar dahil olmak üzere hepsi tanımış Yurdanur'u. İnkardan geliyor Yurdanur.
burada. Olayı anlattık işte. Yurdanur'la yengemin tanıştırılmasını Mehmet Ali de diye, nasıl tanımaz diye ben tanıştırdım diyor. Bunun gibi şeylerden sağlamış. Mehmet Ali köye göndermiş işte minibüsle. Ayrıca Mehmet Ali kardeşim kendi anlattı bana. Mehmet Ali köye göndermiş işte minibüsle. Mehmet Ali köye göndermiş işte minibüsle. Bu sebepten dolayı bir dilekçe yazdık. Yargıtay'a gönderdik. Dolayı yazdık işte. Yargıtay'a gönderdik. Bu Mehmet Ali'nin yazdığı. Diğer şüphelendiğim kişi de kendi ailesi, yengemin ailesi. Sizi aradı mı? Aradı. Ben dedim ki bana niye soruyorsun? Mehmet Ali'ye sor, Mehmet Ali alsın gelsin. Eve nasıl yollar istedim, alsın gelsin yayına. Yayında da derdini anlatsın dedim. Niye inceledi ki? Bunu inceledemezsiniz dedim. Diğer şüphelendiğim kişi de kendi ailesi, yengemin ailesi. Artık bizim uğraştığımız kadar Ayşe Güner'le Turan Güner uğraşsaydı belki bir şeylere daha çabuk ulaşabilirdik. Yok ama madem bizden şüpheleniyorlar, giderler gereken mertebelere dilekçe yazarlar onlar da biz bu kişilerden. Hiçbir şey yok. Yengemin bu dünyada hakkı kimsenin üzerinde kalmasın istiyorum ben. Müge Hanım. Hatta ben onu Cebriye abla da söyledim. Burada herkes söyledim. Mehmet Ali ben tehditten ne diyeyim. Sizin şoför arkada araba buradan şimdi konuşuyoruz ya. Arabadan gidiyken hemen beni telefon arıyor. Ya bana diye gel dedim alın gelin. Mehmet Ali onu tanıyı iş yerinde çalıştı. Nasıl tanımayı dedim. Alın gelin konuşsun derdini anlatsın. Neden şimdi böyle yapıyor dedim. Mehmet Ali eve geldiğini biliyor. Köye yolladığını biliyor. Kübede evinde bulundu. Neden şimdi saklayasın? Yok sen sorsana ya ben niye sorayım ki? Sözünü keseyim. Kadının yaptığı röportaja bakın. Ailecem gitti onunla konuştu. Ben konuşmadım. Kızlarıyla beraber döner olmayı. Hatta benden ayrı olduğunu da Nurdar Gül'e söyledi anneleri. Buyurun röportajda dinledim ben Nurdar Gül'ün burada. O kadın ne diyor dedi. Bana dedi ki dedi yerleşti evime ben şeyle Nurdar Gül'le oturup da hiçbir muhabbet etmemişim. Sadece havanın olayında eve geldi yaparsan yap dedim. O da benim işim. Ben de dedim en son düşer. Karılar arasında çocuğunu kabul ederse alacaksanız al. Olmasa dedim ben ne edeyim? Bak kesinlikle Kidip'te Logondas'ında oturup muhabbet düşün yok. Evini dahil bilmem. Ama eve geldiği zaman senden ne talepte bulundu? Ya, senden talebi ne oldu yani? Ya bize dedi yani böyle böyle yani. Avusturya'da mı dedi ne çalışıyor diye. Ya Avusturya ya Avustralya. Evet. Buraya dedi yalnız 9 yaşında bir çocuğu var. Onu kabul ederse hava ben bunu buraya yapacağım dedi. Dedim annesi burada kendi burada siz konuşun. Kabul ederse verelim. Ama sonra dedim ben hatta havaya dedim. Eğer bir bunu çıkartacaksan alma adamın da ocağını yıkma. Ben bunu söyledim. Niye çıkartacaksa? Yani uşağını bakmam. Yarın bugün hissiyatsızlık yapar da geri dönersen dedim. Gitme hiç. Adamın başında sıkıntıya sokma dedim. Öyle de bıraktım. Yani Havva o adamın evleneceği talepte bulunan adamın çocuğuyla ilgilenmeyecekse, ona düzgün analık yapmayacaksan gitme dedi. İşin başından itibaren bu işi bırakın demek istedim. Evet. Fakat bu bilginin doğru olmayabileceğini de kabul etmek lazım. Dolayısıyla Yurdanur Hanım size Avustralyalı falan bir tanıdığım var kızı onu alacağım gibi bir bahaneyle yaklaşmış olabilir. Ona bir şey diyemem hocam. Ama bu lafla Mehmet Ali bu lafla geri dönüyor bizim evimize. Mehmet Ali Çam hem bu Yurdanur Hanım'la ilgili Yargıtay'a bir dilekçe verdi. Hem de Nazmiye'nin ailesinden de şüphelendiğini söyleyerek dilekçesini devam ettirdi. Bir şıkkı da unutmuşlar Mehmet Ali'ler şeyde Yargıtay'a dilekçe verirken. Havva'nın durumuyla alakalı diğer iki çocuğun onu kendilerine ayartmaya çalışmaları meselesini unutuyorlar. Onu kale almadılar ama eğer doğruysa Havva'nın anlattığı en önemli mesele aslında o. İki tane önemli mesele var. Bu konuştuğumuz konular dışında iki tane mesele bu ölüme yol açabilecek kadar problematik. Hocam işin enteresan tarafı yani bu burada oturuyor bu çocuk gülüyor ya hali. Aslında yani hani o dilekçeyi yazıyor o vesaire falan yazıyor. Aslında hani söylese anlatsa biz aslında o anlatacak. Biz böyle dilekçeler şeylerle uğraşıyoruz vallahi Ahmet. O ifadeler doğrultusunda diğer seçenekler araştırılmış değil. Bundan dolayı araştırılmış değil. Devam edelim. Araştırılsaydık. Evde parası var biliyorduk ya. Uşağımın parası var evde. Kim veriyor? Parası olan kişi. Hasan Şükrü veriyor. Parası olan kendi kişi. Kendi ineklerini sattı köyden aşağı geldiği zaman parası da vardı. Fümirler 600 bin lirada ineklerinin parası vardı üzerinde. Ben de Ali Yaşar Bey bakın hep şurasındayım. Hani siz gelininiz yok denildiğinde kaçırıldı falan diye düşünüyorsunuz ya.
Ben hep kendimi Nazmiye'nin yerine koyuyorum. Evde iki tane onun erkek kardeşi var. Ve dediğinize göre bu iki erkek kardeş de haşarı kardeşler. Yani evi kırıyorlar, döküyorlar, çoraplar ortada falan. Çoraplar ortada falan. Çoraplar ortada falan. Gelin ortada yok. Şimdi tabii ben Arif Hocam da hep Yurdunur Hanım'ın üzerinde durmak duruyor hep. Evet. Diyor ki yani niye o konu... Aslında o konu es geçirmiyor ama o konuyla ilgili tabii yürütülen çalışmalar var. O yüzden ben burada çok açıklayamıyorum. Fakat Yargıtay'a verilen dilekçede Mehmet Ali Bey'in iş arkadaşı Yurdunur Hanım'la ilgili şüpheleri olduğunu söylemesi bir noktada haklı. Yine eğer yalan söylemiyorsa aile, Yurdanur Hanım neden saklıyor? Değil mi? Çünkü Yurdanur Hanım bambaşka bir şey anlatıyor. Bakın bir onu da hatırlayalım. Sonra biz Yurdanur Hanım'ın eski eşini bulduk. Onun da anlattıkları var. Onu yayınlamamıştım. Bak onu da izleyeceğiz. Nazmiye Çam'ı tanıyor musunuz siz? Lokantaya gelip gidiyordu. Babası, kaynadası, çocuklarıyla, görümceleriyle. Nazmiye'nin evine falan iş gittiniz mi siz? Evine ben gitmedim. Çünkü Mehmet Ali diyordu işte bizim sorunlarımız var. Köyde işte beraber yaşıyorduk. Annemle babamla ayrılmışlar işte. Aşağıya inmişler. Öyle konuşuyordu yani Mehmet Ali. Garsondu. Ben onu orada... Peki siz... Ulaşıkçıydım. Mehmet Ali ile siz ne kadar süre çalıştınız? Ben zaten orada bir sene çalıştım. Hemen hemen o da oradaydı işte öyle. Babası geliyordu iş yerine, bağırıyordu, çağırıyordu onlara. Çocuklarınız var mı? Benim iki tane bir kızım, bir oğlum var. Nazmiye ile falan hiç okula giderken falan karşılaştınız? Okula gitmedim. Hiç okula gitmedim. Ne çocukların aldım onunla beraber okula gittim. Asla öyle bir şey yok. Araştırsınlar, baksınlar. Peki sizin eviniz Nazmiye'nin evine yakın mıydı? Benim evim yeni mahalledeydi. Nazmiye öldürüldüğü dönem Mehmet Ali yine aynı yerde çalışıyor muydunuz? Evet, ben çalışıyordum. Mehmet Ali geldi, dedi ki şey izin almak istedi patrondan. Yengem kayboldu dedi. Onu aramaya çıkıyoruz dedi. Öyle gitti. Biz de orada öğrendik. Ondan sonra zaten bir ara verdi. Çıkardılar onu oradan 3-4 gün. Ondan sonra yine geldi başladı. Biz evinden çıkardı. 2 ay oldu. Konuşma bile konuşamıyorum yani, şoktayım ben. Siz neden cezaevine girdiniz? Ben arkadaşım beni suçladılar ki yok işte bilezikleri aldı, şunu aldı, bunu aldı. Ben seninle burada tanıştım, gördüm. Ben seni nereden bilirim ki boyun var, boyun var. Söylesem bile bana ne senin altınlarından falan. Benim eşyalarım var dedim. Bazı şeyler atacağım dedim. Almak istersen alırsın dedim. İçeriye geldi işte bazı benim pislerim vardır. Bana dedi ki sen dedi benim eşim yani çocuğum olmuyor dedi. Bu üstüne kuma gideceğim. Ben zaten ayrıldım eşimden. Ben de yok dedim. O bana yürüyünce ben de ona yürüdüm. Keserle vurdum. Ben inkar etmiyorum. Keserle vurdum. Öyle gitti işte. Ondan sonra ben yakalandım. Cezaevine girdim. Yerel gazetelerde çıkan haberlere göre hani altından almak için başına vurduğunuz iddia edildiği için. Öyle içimde bir çürüklük olsaydı konuşurdum, anlaşırdım. Öyle bir şey yapardım, yapsaydım. Yerel gazetelerde çıkan haberlere göre hani altından almak için başına vurduğunuz iddia edildiği için. Öyle içimde bir çürüklük olsaydı konuşurdum, anlaşırdım. Öyle bir şey yapardım, yapsaydım. Yerel gazetelerde çıkan haberlere göre hani altından almak için başına vurduğunuz iddia edildiği için. Öyle içimde bir çürüklük olsaydı konuşurdum, anlaşırdım. Öyle bir şey yapardım, yapsaydım. Havva'yı isteme mevzunda da sizin isminiz geçiyor. Mehmet Ali diyordu ki benim işte kardeşim var hamile, onu versek, verdirsek gibisinden diyordu. Ne kız veririm, ne kız alırım, ben ne anlarım öyle şeylerden yani. Babam istemiyor, annem istemiyor. Sonradan işte geldi bana bir gün dedi, Yurdanur abla dedi. Vallahi o kadar sevindim ki dedim. Kız kardeşim dedi, falan kişi istedi, verdik dedi. Mehmet Ali'nin annesi sizin Nazmiye ile beraber Almanya'daki bir yakınınıza Havva'yı istemek için köydeki eve gittiğinizi söylüyor. Böyle bir olay mı? Almanya'da kimsem yok ki. Yani öyle bir olay mı? Hiçbir şey yok. Benim Almanya'da hiç kimsem yok. Mehmet Ali'nin oturduğu yere yakın bir yerde oturdunuz mu hiç? Yok, asla. Sağlık ocağına yakın bir yerde oturdunuz mu siz? Yok yok, sağlık ocağı nerede ki benim? Sağlık ocağı iş yerin zaten yanında. Yok yok, hiçbir yerde oturmadık. Kız isteme olayını da kabul etmiyor. Almanya'da tanıdığım da yok diyor. Ama Almanya'da tanıdığı olduğunu biz daha sonra o küpe bulduğumuz yerden öğrendik ki var hakikaten. De, yani var işte yani. Hani Avusturya, Almanya şimdi yani mevzuya bakacak olursanız. Evet, o evde var. O evde bulunan küpeler de var. Yani niye Yurdanur Hanım bu tip böyle olayları böyle söylemiş şimdi geldiğimiz noktada? Evet. Köye de gitmedim diyor ama hepsi görmüşler, köye de gitmiş. Zaten en basiti şunu söyleyeyim. Biz Yurdanur Hanım'a nasıl ulaştık? Biz Yurdanur Hanım'a bizi oradan arayan izleyicimiz sayesinde ulaştık. İkisini Nazmiye ile yan yana görüyordum diye arayan izleyicimiz sayesinde ulaştık. Şimdi eğer yani, o olmasaydı biz bulamayacaktık ki Yurdanur'u zaten. Mevcut bu tenakuzlu ifadeler ve Yurdanur Hanım'ın bir takım durumları inkar etmeye kalkışması ister istemez bir takım soru işaretlerini akla getiriyor. Hocam şunu da söyleyeyim, bak Mehmet Ali burada 2002'deki yayında Akçabat'ta bir kadın gördüm, ondan şüphelenirim. Ahmet de
İşte ben de ondan şüphe ederim. Yengemle konuşuyordu. Çocuğun rahatsız mı şu bu dedikleri zaman. Kadın ismini duymadan bazı yerlerden ipucu verildi. Atladı buraya kadar geldi. Nurdagül Hanım niye gelmiyor ki kendini temize çıkartmak evet. için? İşte onun için burada Yurdanur Hanım'ı söyleyeceğim. Bir küpe vardı bizim burada görüldüğümüz. O küpede Yurdanur Hanım'da bulunan küpeydi. Ondan sonra burada kardeşin ismi neydi? Kız kardeşin Bedriye miydi neydi? Behiye. Bu küpe yengeme ait dedi. Evet hocam. Aynısını Ali Yaşar Bey de söyledi. Evet. Çünkü küpenin o talinin ezik olduğunu biliyorduk bir canım. Küpe bizim küpemiz yani. Ha görünüyordu. Yani Behiye daha iyisini biliyorum. Dediği gibi şurasında takılan yer orada. O da vardı. Evet. Şöyle bir şey söyleyeceğim bir canım. Yani kimseyi tesir altında da bırakmaya gerek yok. Siz evine girdim diye yalan söylüyor olabilir mi? Ki köye de geldi. Yani benim üstüme atıyorlar bu suç hesabına da söylemiş. Yok olan. Cezaevine girmiş canım tamam. Oysa keserle yaralamadan. Tamam da böyle bir konuda bizim eve geldi ya. Onu da inkar ediyor benim üstüme atarlar suçu diye. Edebilir yani. İşte gerçeği anlatması lazım. Yani gerçeği peki, anlatması lazım. Peki eski eş ne diyor? Ben de izlemedim. Yurdanur Hanım'ın eski eşine de bir kulak verelim. Ne zaman evlendiniz? 11-19-1997. Peki ne zaman ayrıldınız? 5. ayın 13'ü 2008. Özel yaşantısında hani bilimsel adını bilmiyorum ama bunda uzun evlilik veya hırsızlık hastalığı var öyle söyleyelim. Altın gördüğü zaman dayanamıyor hanımefendi. Evlenmeden önce Tyson'ın altınlarını alıp kaçmış Trabzon'a gelmiş. Evlendikten sonra benim kendi altınlarını hala muamma piyasada yok. Altına karşı bir nasıl diyeyim bir zaafı var. Komşularımız uyarıyordu o zamanlar ama biz tabii ki anlamıyorduk. Neden anlamıyorduk? Evlilik vardı. Yapmaz diyorduk ama yapıyormuş. Sonradan tabii hepsini öğrendik. Olay ne zaman oldu? Benden boşandıktan sonra kardeşim Almanya'da demiş evin koltuklarını değişeceğiz. O şekilde kandırıp hanımefendi evine götürmüş. Meğer amacı kolundaki bilezikleri almak, kendisini birazcık hırpalamaktı herhalde. Onu da becerdi, yaptı yani. Sizin bundan hani nasıl haberiniz oldu? Olay mağduru hanımefendinin erkek kardeşleri beni arıyordu. Kendileriyle görüştüm. Böyle bir olay varmış. Beni arıyor musunuz dedim. Biz sizi evli biliyoruz. Ben dedim evli değilim. Kimliğimi gösterdim. Onu o şekilde inandırabildim sadece. Çünkü inanma şansları benim de olsam aynı o durumda ben de aynısını inanmazdım. Olayı yaşayan hanımefendiyle biraz sohbet ettik. O şekilde onlarla tanıştım. Olayda ondan işte herhalde bir 15 gün 20 gün önce olmuş. Benim eşim benden boşanmadan önce Akçabat'ta 5-6 tane arkadaşımı dolandırmış. Kimisinden halı almış, parasını vermemiş. Kimisinden telefon almış, parasını vermemiş. Televizyon almış, parasını vermemiş. Ve şöyle bir şey var. Bir yeri gördüğü zaman benimle evliyken oraya gitme hastalığı vardır onda. Ben oraya gideceğim der gider. Tutamazsın, tutma şansın yok. Peki eşiniz Nazmiye Çam'ı tanıyor muydu? Ben kendi kişisel görüşüm şu. O gece 3 gibiydi. İşten geldim yok. O gün de Akçabat'ın pazarıymış. Pazarda yakmışlar tenekenin içinde odun. Isınıyorlar. Kahkaha atıp gülüyorlar orada. Sonra geldi bağırdık çağırdık. Kavga ettik. Ondan sonra ben işe gittim. Ertesi gün eve geldim. Evde ne eşya var ne çocuklarım var alıp götürmüş. Sorduğumda seni ilgilendirmez. Boşanmadan en son ayrılmadan önce 1,5 ayı farklı bir boyuta geçti hanımefendi. Bunun başına gelen olayla benim boşandığım hanımefendinin yaşadığı olay benzer. Ayrılmadan ben en son 6 ay gitti 6 ay sonra geldi. Şimdi şöyle bir şey var çok güzel beni anlatmış. Benim gece hayatım varmış. Beyaz işim varmış. Mafyaymışım. Silah satıyormuşum. Sağ olsun yapıyorum. Hepsini yapıyorum. Ekmek yapmak gece hayatım o. Beyaz işi gelince unla yapıyorum. O da beyaz. Mantığı öyle şekilde çalıştığı için onun yorumunu da öyle algılıyorum ben. Yurt dışında
çalışan bir akrabasına kız bakmak için gitmiş Ahmet Çam'ın bulunduğu köye. Hiç duydunuz mu? Duymadım. Çünkü ben o zaman o irtibatımı kesmiştim hanımefendiyle. Öyle bir akrabası var mıydı? Şehir dışında öyle bir akrabası yok. Net ve açık ve net söyleyebiliyorum bunu. Yok. Eski eşinizin sahte kimlik kullandığı konuşuldu. Doğru, kullanıyormuş. Bildiğim kadarıyla keserli olay olduğu zaman dönemde başka bir isimle aranıyordu. Ben de o isim değil farklı bir isim. Kimlik olayına baktılar. Kimlikte şöyle bir şey vardı. Aranan kişinin ismi bizim köye yakın, çok yakın bir köyde bayanın ismi. Ama üzerindeki resim Yurdanur Hanım'ın resmiydi. Yani iki tane kimlik kullanıyordu. Yani normalde kimlik kimliği yoktu zaten. Ama başkasının üzerine çekilmiş resmi vardı. Başka bir isimde aranıyordu işte. Şöyle bir şey var. Alışveriş yaparken aynı stilde çalışmış. Çoğu insanla kendi ismini vermemiş. Başka isim verip alışveriş yapmış. Onu da söyleyeyim. Yani şimdi tabii beyefendinin anlattıkları da önemli. Böyle karı kocalar birbirleri hakkında konuşurken ben hep bir mesafeyle yaklaşırım anlatılanlara ama beyefendi hani öyleydi böyleydi falan diye anlatmadığı için bilimsel adını bilmiyorum ama altına karşı bir zaafı vardı diyor. Kleptomani. Bunun adı kleptomani mi hocam? Vallahi... Kleptomani birazcık daha değersiz eşyalara karşı olan şeylerdir. Ama kleptomani zaman içinde hani denizin derinliklerinden yüzeye çıkmaya benzer biçimde giderek suça benzer davranışlara dönebilir. Altına karşı bir zaaf vardı. Tabii ki bu eski eşin iddiasıdır. Biz bilemeyiz. Ama neden bu altına karşı zaafı konuşuyoruz? Nazmiye'nin de, rahmetli Nazmiye'nin de hala kolundaki bilezikler ve küpeler yok. Bulduğumuz evet. Bir küpe Nazmiye'ye mi ait? Ama bu hanımefendinin de evinde Nazmiye'ye ait olduğu, Nazmiye'nin de kulağında olan bir küpenin çıktığını biliyoruz.